Terör mağduru aileler İstanbul'da basın toplantısı düzenledi. Çocuklarını DHKPC'ye kaptıran aileler CHP'ye ve grup yoruma tepkiliydi. Sahiplenmişler, çocuğumuzdan yaklaşamıyor, çocuğumuzdan korkuyor. Çocuklarını örgüte kaptıran ailelerin gözyaşı dinmiyor. Öğrencisi, sevdiği her şeyi elinden alınan bir baba olarak burada karşınızda bulunuyorum. Çocuklarını DHKPC'ye kaptıran aileler örgütle mücadele edebilmek için dernek kurdu. Aileler çocuklarının örgüte nasıl bulaştığını anlatırken ebeveynlere de adeta ders verdi. Evladım şu an 16 yaşındayken evladımı kandırdılar, 18 yaşında cezaevinde. Çocuğumun geleceğini çaldılar. Çocuğu şu anda cezaevinde bulunan İsmail Ercan, CHP milletvekillerinin örgütün avukatlarını ve grup yorumu sahiplenmeye çalışmasını sert bir dille eleştirdi. Bu grup yorumu CHP milletvekilleri gururla meclise çıkarıp orada basın açıklaması yaptılar. İncelediler mi bunların elemanlarının eylemlerini? İncelediler mi bunların, bu grup yorumun elemanlarının nasıl eylemler yaptığını? Bir sert eleştiri de grup yoruma geldi. İsmail Ercan'a göre grup aslında kuzu postuna bürünmüş bir kurt. Grup yorum denen müzik grubunu kendilerini kamufle etmek için bu müzik grubunu sanat adı altında kullanarak kendilerini aklamaya çalışıyorlar. Yani bir nevi kuzu postuna girmiş kurt. DHKPC'li Duygu Yücel'in babası Hüseyin Yücel ise örgütü savunanların vatan haini olduğunu belirtti. Devrimcilik diyorlar. Yani hiç siz inanıyor musunuz? Böyle bir devrimcilik olabilir mi? Siz benim hakkımı çalıyorsunuz. Benim emeğimi çalıyorsunuz. Benim kazancımı çalıyorsunuz. Canımdan bir parça olan insanı çalıyorsunuz. Hem benden çalıyorsunuz, hem ülkeden çalıyorsunuz. Ondan sonra cezaevlerine sokuyorsunuz. Kızını örgüte kaptıran Gülsen Yeşiloksa ağlamaktan konuşamadı. Sizi kullanırlar, zamanı geldi mi fırlatır atarlar, yani bu budur. Anne baba taşır sizi, kimse taşıyamaz. Akıllı olun çocuğum. Beni dolasın anne, anne balkancı abi. Evet. Şu içim açın, neler var ya, neler neler. Ben çocuğum için katlanmadığım bir şeyim kalmadı, her şeye katlandım.